Önde 20 arkada. Haydi gözünü sevdiğimin kemiği. Gel bakalım şöyle üstü kalabalık bir şey. Hay, şeşmiş. Tamam arkadaşım, ütülendin. Al bakalım, bu sefer 20 önde, 20 arkada. İyi salla şu kemikleri. Ha, merak etme, harbi oyuncuyuz biz. Düşeş! Hay, şiştin mi arkadaş? Ne haber? Oh. Belli oynanır mı? Hay elin kırılsın inşallah. Bu sefer kilini de sökmüş. Aklımı kaçıracağım vallahi. Ha? Ayak izlerine bakılacak olursa çocuğa benziyor. Kim açabilir bu dolabı? Siz gene buradasınız kör olasıcılar ha! Çekil şuradan! Pis! Ay bak, katil edecekler beni! Hadi hadi hadi! Hadi! Aaa! Çıldırıcı vallahi! Kimse yok burada! Ferit! Ferit! Ferit kardeşim! Yeter! Denize gidiyoruz! Yeter! İnin aşağı! Geldim, geldim! Giyiniyorum! Bu saate kadar uyunur mu ya? Şunlara bak! Aşk hayatı yaşıyorlar sevgili! Ha. Bu denize girecekler de ne yapacaklar? Aa, sizi karşılayan olmadı mı? Bu ne hal? Meydanlarda kimseyi göremedik! Nereye gider şu kör olası kalfa kadın? Sepetleyeceğim sonunda! Ya, bakıyorum gene sinirlisin! Devamlı olarak kaybediyorum da ondan! Bu gidişle her şeye veda etmeye mecbur olacağım, Zehra'ya bile! Zehra ile aranız nasıl? Benim için bulunmaz bir sevgili! Neredesin kalfa kadın? Aman bitti! Uy, kızmayın Ferit Beyciğim! Sizin menfaatiniz için sokağa çıktım! Ay, ne menfaati? Mutfakta çalınan yiyeceklerin haddi hesabı yok! Aa, dolaba kilit taktım, onu da sökmüşler! Canım, bu üzerinde durulacak bir mesele değil! Sizin için belki, ama benim için öyle değil! Bu köşke hırsız nereden giriyor, anlayamadım gitti! Ama bu gece her şey meydana çıkacak! Ha, şayet uykunuzda uluma sesleri falan duyarsanız korkmayın beyefendi! Ne uluması? Bakın, ne satın aldım! Bir kurt kapanı! Bu gece hırsız gelince ayaklarını buraya koyar koymaz... Krak krak! Kaçabilirse kaçsın bakalım! Sakın bu kurt kapanını kullanayım deme, adamın bacaklarını kırarsın! Beyefendi hırsız yakalanmasını da soyulsun mu istiyor? Evet! Siz bilirsiniz! Bu gidişte sizi soyulmuş soğana çevirirler! Hah, işte o kadar! Gördün mü şapşal kadını? Zavallı kızın bacaklarını kıracaktı! Zehra'dan şüphelenmek de hiç gelmiyor aklına, biliyor musun? Zehra'yı bu araklama huyundan nasıl vazgeçireceğimi bilemiyorum! Sana fikrimi söyleyeyim mi? Bu kadın sana uğur getirmedi! Üstelik de ayağına bağ oldu! Giyimi kuşamı da ahım şahım değil! İstese çok güzel giyinebilir! Harikulade vücudu var! Kaç defa elbise almak istedim, kabul etmedi! Ben senin iyiliğin için söylüyorum! Üstelik seni böyle bir maymuna bağlı görmek üzüyor beni tabi! Maymun hepinizi selamlar! Ha? Eyvah! Basıldık! Ne o, dut yemiş bülbüle döndünüz küçük hanım! Demek giyinmesini bilmiyorum ha! Çeşit çeşit elbiseler giymiyorsan Ferid'i çok sevdiğimdendir! Bugünlerde para sıkıntısı çektiğini biliyorum. Paçavra parçaları için onu zor duruma sokmak istemem. Bak, dinle! Meseleyi kapatmak iyi olur. Suzan biraz önceki sözleri için özür diliyor sizden. Affedin onu! Zehra da özür diliyordur, ben de eminim. Hayır, dilemiyorum. Zehra, yeter! Uzat elini Suzan'a ve özür dile! Neden? Lazımsa o uzatsın elini. İlk o konuştu aleyhimde. Sen ev sahibisin. İlk adımı senin atman lazım. Değil mi ya? Öyle olsun, uzatın elinizi. Onu değil, ötekini! Birkaç saat uzaklaşalım buradan, o zaman belki sinirleri yatışır. Hadi biz gidelim Suzan! Evet, evet! Biraz nefes alsam iyi olacak! Hoşça kalın! Suzan'ın çenesini iyi kapattın, değil mi? Biraz fazla ileri gittin galiba! Kabahat bende değil, çanak tutmasaydı! Suzan gene de kibar kadındır! Sevsinler! Aa! Bileziğim yok! Otelde bırakmış olmuyor musun? Hayır! İçerideyken kolumdaydı! Zehra! Evet, koş!
Canım, niçin her zaman şöminenin yanında çömelirsin? Yanıma gel, yoksa konuşmam seninle. Tatlı şeyler söyleyeceksen gelirim. Yok, eğer ahlak dersi vereceksen yerim çok iyi. Hayır, ders bitti. Öyleyse gelirim. Şey, başımıza tuhaf bir şey geldi. Suzan'a aldığım bilezik kayboldu. Buraya gelirken kolumdaydı. Öyle mi? Belki sokakta düşürdünüz. Bahçeden çıkmadan farkına vardık. Bahçede aramadığımız yer kalmadı. Bir de burada arayalım istersen. Belki biraz evvel el sıkışırken bilezik Zehra'nın bir tarafına takılmıştır. Benden şüphe etmekle yanılıyorsunuz kızılarım. Bileziği ben çalmadım. Bu konuda bizim de şüphemiz yok canım. Belki de otelde kalmıştır. Gidip bir arayalım, ne dersin Suzan? Ha? Hadi hoşça kalın. Hadi, güle güle. Zehra, şimdi ver bakayım bileziği. Bilezik bende değil. İnanmazsan soyunayım, ara beni. Olmaz öyle şey. Soyunursan sonunun nereye varacağını biliyorum. Her şeyin vakti var. Öp beni öyleyse. Elini cebine sok. Ne olacak? Görürsün. Ama bu yaptığına... Konuşma. Ona bir ders vermek istedim. Ne var şu şöminenin içinde ha? Çekil bakayım, gözüküyor nasılcalar? Çekil, pis! Aman Allah'ım, neler oluyor ya? Ne oldu yine? Boş ver, gitme, bakarsın canın sıkılır. Sucuklarım, sucuklarıma bak. Ne oldu kalfa? Bak işte sucuka, salam. Kaşar peynirimi de buldum. Koltukçunun saati de burada. Kim saklamış şimdi bunları buraya? Benim hakkımda neler düşüneceksiniz, kim bilir şimdi? Sen döşemecinin saatini götür ver, gerisini düşünme. Bana bak. Boş yere canının sıkılacağını söylemiştim sana. Beni dinlemedin, oh olsun. Demek bunun için şöminenin yanından ayrılmıyordun. Aşırdığın şeyleri saklamak için depo yapmıştın orayı. Canım çok sıkılıyor şu ara. Yok canım, neden acaba? Çünkü Suzan'ın bileziğini geri vereceksin. Tabii vereceğim. Bütün bu yaptıklarımdan utanıyorum, anlıyor musun? Utanıyorum. O kadar bağırma. Nasıl olsa barışacağız sonunda. En tatlı sesinde beni çağıracak, kolların arasını alacaksın. Sonra da... Haklısın. Bağırmama gerek yok. Zaten beraber geçirecek o kadar az vaktimiz kaldı ki. Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Yakında ayrılacağız. Saatle bilezik yüzünden mi? Hayır. Paramız suyunu çekti de ondan. Sana çok mu pahalıya mal oluyorum? Bilakis. Bunun için de ayrıca darılıyorum ya. Sana para bulmamı ister misin? Sakın ha! Yanlış anlattım galiba. Çalışıp para kazanayım mı ister misin? Çok güzel dans ederim. Dansözler çok para kazanıyorlar şimdi. Kurtuluruz para sıkıntısından. Ne demek kurtuluruz? Yani sen çalışacaksın, ben de... Vay canına, gene mi pot kırdım? Ne yapayım, ne diyeceğimi şaşırdım artık. Benden ayrılmanı istemiyorum Ferit. Ayrılmamız lazım. Yapılacak başka şey yok. Kötü adamsın sen, kötü, pis adam! Git öyleyse, ne bekliyorsun? Konuşma! Sesini duymak istemiyorum! Evvela gidip şu saatle bileziği sahiplerine vereyim, sonra görüşürüz.